Sen de mi gidiyorsun Hollanda'da yolcu etmeye? Evet. Yolları açık olsun. Babaannesiyle vedalaşmaya gitti çocuklar. Ben de su aldım da temiz sonradan su. Sonradan geri geleceğim içtim. Ben. Yanıma mı geri geleceksin? Bu da limonata. Yanıma mı geri geleceksin? Hı hı. Hani babular çekti. Arabaya yerleştirdiler. Giderken burada vedalaşırsın. Babaannenin başı açık. Anne, babaannemin başını niye çekmiyorsunuz siz? Çünkü türbanlı olduğu için çıkmıyor bloklar. Bu türbanlık çekmiyor. Ne Yusuf anne? Geldi. Babaları anne bu türbanlık ne? Meleğin dediği gibi vedanın kısası makbul. Çok güzel rahat giyinmişsiniz. Tril tril pamuklu. Yolda rahat edersiniz. Aferin size. Vedalaştık. Kayınvalidemle vedalaştılar. Vedalar tabii her zaman hüzünlü oluyor. Yolları açık olsun inşallah. Aras Paşa bindi. Haydi in bakalım. Altta şey var mı? Demir var. Çantalarınızı arkaya koyabilirim. Evet, bagajda bayağı boş yer var. Şuraya koyayım. Emre'cim hoşça kal bir tanem. Kendine çok iyi bak. Bak Aras da geliyor seni yolcu etmeye. Bay bay canım, Allah'a emanet. Haydi bakalım. Şimdi restoranta uğrayacaklar. Orada da kayınpederimgille vedalaşacaklar. Sonra da Yusufçuğum onları bırakacak. Şıklatayım. Şuraları bizimkiler toplamışlar. Belediye süpürmüşler. Gelip böyle hemen şeyle alsın atsınlar diye. Atıkları. Kiremitler falan. Bunları çöpün kamyonetle gelip almaları lazım. Şu atıklar falan ama belediye çalışmıyor. Unutuyor bizim buraları. Haydi bakalım. Allah kavuştursun. İnşallah kayınvalidem ağlamıyordur. Çok stres olunca üzülüyor. Emre'ye ayakkabı bırakmıştı. Onu almam lazım. Onu geç al dedi. Spor ayakkabı. Ayakkabımı alayım. Ben de gideyim. Kayınvalideciğimle planımızı programımızı yapalım. Bugün herhalde tüm gün evdeyim. Öyle görünüyor. Heh. Şunları al dedi Aras'a. Bunları yıkarım. Kullansın. Ortalık yanıyor. Allah kazasız belasız evlerini kavuşturmayı nasip etsin. Seneye inşallah bu zamanlara çıkarmayı nasip etsin. Her sene zaten Temmuz aylarında böyle gelirler. 3 hafta. Eğer kendi arabalarıyla gelecek olsalar bir ay falan kalıyorlar. Şimdi uçakla geldikleri için 3 hafta kadar kaldılar. Seneye gene inşallah gelirler. Bebişlerim, ben yukarı çıktım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu geçen seneki kurbandan etim vardı. Böyle bir kalçanın bir but göndermişti kayınpederim geçen seneki kurbandan. Ondan kalan böyle bir birazcık sinirli ama yağlı bir et var bacak kısmından. Onu böyle küçük küçük ayırıp kavurma gibi yapacağım. Aslında şey yapayım diye düşündüm. Özbek pilavı yapayım. Yağlı et ye güzel olur diye düşündüm ama sonra havuçlarım az. Neyse artık dedim. Kavurma gibi yapayım. Herkes ekmeğini batırıp yer. Arasa da şurada tavuk göğsüm var. Mangaldan kalan. Bu tavuk göğüsleri paprika ve tuzlu soslanmış. Onu da ayrı tavada kavuracağım. Kavurmayı kayınvalidemle beraber de yiyebiliriz. Aşağıya ineceğim çünkü zaten. Yemeğim hazır olsun. Sonra da evi süpürme işine geçeceğim. Başka da bir işim kalmıyor artık bugün için. Yemek faslını erkenden halledersem Allah'ın izniyle. Aslında saç kavurma gibi bir şey de yapabilirim bu şeyi ama soğanım yok bu sefer de. Tamamen kararsız kaldım. Şu kısımları bayağı sinirli, sert olduğu için küçük küçük doğramaya çalışıyorum. Çamaşırlarımı serdim. Aras da gitti onlarla zaten. Kayınvalidem eve geçti, çok sıcak. Bahçede birkaç yapacağımız iş var akşama. Onu da serinlikle yapacağız, böyle güneş batsın da. Aşağısı serin olduğu zaman güzel oluyor. Bu kuzu bu arada. Dana değil yani. Yumuşak et oluyor. Yani danaya göre daha yumuşak oluyor ya. Şöyle teflon davulama döküyorum. Saç kavurma gibi bunu çevireceğim. Şöyle bir parçam daha var. Bir bu kadarını doğradım.
Artık yavaş yavaş difrizimdekileri şey yapmaya çalışıyorum. Boşaltıp elemeye çalışıyorum ki özellikle geçen yıldan kalan işte haşlama, et, ne bileyim, daha biberlerim falan var geçen seneden kalan. O biberleri nasıl sotelik, menemenlik sosu da evde yapsam da kullanılmıyor. Nereye değerlendireceğimi bilmiyorum. Evde de olmadığım için her şey değerlenmiyor. Bu arada ben arasın gardırobunu bitirdim, tertemiz oldu. Sonra aklıma gelirse göstereceğim size. Evin çok sıcak. Saat 3. 3.30 mu? O civarlarda. Kayınpederim sanırım fayansçı ustasıyla geldi. Aşağıdan sesler geliyor. Konuşuyor biriyle ama usta mı kim bilmiyorum. Eğer geldilerse bugün çalışabilirler onlar. Fayans falan yapılacaktı ya. Sabah blogda göstermiştim size. Bungalovların balkon girişleri, yol geçitlerine fayans döşeceğiz diye. Yağını ayırmıyorum. Yağını da katıyorum ki kendi yağıyla güzelce kavrulsun. Son parça. Tavuklar zaten doğranmış, iri iri, şişlik. Onları sote gibi çevireceğim sadece. Yanına da belki pirinç pilavı mı yapsam bilmiyorum, pirincim var mı bakayım, yoksa da bulgur. Ya bu hafta da erzak alışverişine gitmem lazım. Bayağı erzağımdan, kuru bakliyatlarımdan eksik olanlar var ama motorcuyu aradım. Maalesef bir iki gün daha işlem var. Biraz arızası varmış. Bayağı iş çıkardı başımıza dedi. Bakalım artık hayırlısıyla, sabırla bekliyorum. Son artık böyle gerçekten. Ne markete gidebiliyoruz, ne bir şey alabiliyoruz. Yusuf'un motoruyla dün gittik ama küçük yani, onun iki kişilik. Nereye oturacağını, nereye poşeti koyacağını şaşırıyorsun. Benim motorla öyle olmuyor. Geniş olduğu için poşetleri kaç tane alırsan al, doldurup getiriyorsun alışverişi. En son bayrama bir hafta kala mı ne alışveriş yapmıştık. Büyük market alışverişi. Ondan sonra tabii ki ufak tefekleri almaya gittik ama böyle büyük doğru düzgün alışveriş daha yapmadık eve. Aslında iki haftada bir ortalama market alışverişi yapıyorum ben eve toplu. Bu hafta hem motor böyle oldu, hem misafirler, hem mangal kurban derken market alışverişim aksadı. Böylece kendi yağında altını açıp kapağını kapatıp hafifçe önce buğulayacağım, sonra kavurmaya geçeceğim yağını saldıktan sonra. Şekilleri böyle küçük küçük oldu, saç kavurmalık. Melek şey getirdi bana gitmeden yarım saat önce. Ben arasın gardırobumu düzeltiyordum. O esnada iki tane duş jeli. Şöyle. Aloe veralı balaya. Ve balayanın birçok ürünü kullandım ben. Genelde hep Melek Almanya'dan getirdiği için. Bu da şampuanmış. Bu balayanın şampuanları bana çok iyi geliyor. Daha sıfır paketinde, kesesine bereket. Kendisi buraya kullanmak için getirmiş. Kullanmayınca da hiç açmamış, bana getirmiş. Şimdi bizdeki durum ne? Aras'ın günlükleri, boxer'ları, altları, üstleri, gezmelik üstleri, kışlık altları. Kışlık altları bayağı az eşortman olarak alınacak bu sene. Burada 4 tane var, yani 4 sıra var. Bir de bunların arkasında birer sıralardan var. Burada en az 20'den 25 tane üst var, arasın üstü. Uzun kollular, kışlıklar, kazaklar. Şuraya da montlarını, hırkalarını, gömleklerini falan katladım. Burada yazlık hiçbir şey yok. Bunlar bu sene olacak, kolları falan, uzunlukları hepsi kurtarıyor. Bu sene bunları kullanır. 2 tane kot pantolonu var. Bu sene kışa giyer. Normalde çok kot pantolon kullanmayı sevmiyor. Yani üst olarak tamamdır ama alt olarak eşortman altları falan almam lazım bu sene okula. Tam böyle soğuk kış için de aynı zamanda. Yazlık yeterince kıyafeti var. Tişörtünden tutun da altına kadar.
Küçük çorapların hepsini eledim. Sadece bu sene, bu kışa artık olacak çoraplarını bıraktım. Bir de yaz için böyle birkaç tane babet çorap bıraktım. Spor ayakkabının altına giysin diye. Burada şapkaları var. Yine halasını bu sene getirdi. Bunların hepsi yeni. Küçük şapkaların hepsini eledim. 4 tane de şapkamız var. Şurada kemeri var. Hatta şu kemerini de şuraya koyayım. Bir açık renk, bir koyu renk iki kemer. Gardırobunu böyle bitirdim. Maskeyi de niye buraya koydum onu da bilmiyorum. Burada işte elediğim çorapları, ondan sonra eldivenleri, küçük gelen seneye olmayacak hem kışlık hem yazlıkları. Şunlar da Meleğin getirdiği bebeklik küçükleri, Emre'nin. Onları da vereceğim motor gelince. Annemin mahallesinde ihtiyacı olan çocuklu, yeni çocuklu aileler var. Onlara dağıtacağım. Öyle. Ben şimdi birazcık uzanayım, dinleneyim. Çok sıcak çok. Çamaşırlarımı da serdim. Çamaşırlar yarım saate kurur. Koyu renkleri zaten asmıştım, katlamıştım, toplamıştım. Ay, birazcık dinlenmeci. Benim beyler geldi. Sormayın başlarına gelenleri. Antalya'nın girişinde araba bozulmuş buradan çıkarken. Melek bir arkadaşını aramış. O gelmiş, karşılamış. Onları havalimanına yetiştirmiş. Yusuf'la Aras da rezil oldu. O kadar güneşin altında beklediler. Sonra çekici göndermiş kayınpederim. Buradan arabayı çektirmişler. Geldiler, bir şeyler atıştırdılar. Ben erişte şeyi demledim, makarnası demledim. Aras'ın tavuğu duruyor. Aras yemek istemedi. Bizim kavurma bitmek üzere bile. Yusuf'u yedi, ben yerim. Kayınvalidemi indirdim. Azıcık bir kavurma kaldı. Evi sildim, süpürdüm. Bütün işlerimi bitirdim. Terasa bugün astığım çamaşırları da katladım, topladım, yerleştirdim. Bir tane meybuz aldım. Meleğin Almanya'dan getirdiği. Saat 6.30 civarı, güneş artık dönmeye başladı. Ben de şey yapayım diyorum. Hortumu çekeyim, şu terasımı bir yıkayayım. İşlerim bitmişken tamamen bitireyim. Ondan sonra aşağı inip kayınvalideme yardım edeceğim. Aslında bir şey dedim. Yürüyüş yapa yapa parka, sahile mi inecek Aras'la? Sıkıldım, bütün gün evdeyim. Sonra dedim ki neyse, şu işlerimi bitireyim önce. Son duruma göre bakarız. Hı-hı. Soğuk, sıcak, çok güzel giyiyor. Tavuklar girmiş gene bahçeye. Şuna hafif vermem lazım ki. Ay ay ay. Heh, şöyle taşırmadan. Aras, hadi duşunu al oğlum. Sıcakta o kadar bekledi, bekledi. Bir yudur atlar. Ay. Bu hortum bu kadar mı gelir? Anne, hortumun sonu mu? Hortum son mu? Dur düzelteyim anne. Hortum merdivene takılmıştı. Çünkü diyorum Allah Allah, hortum bayağı uzun. Bu kadar kısa şey olmamıştı galiba. Şimdi Yusuf'un altındaki motor kayınpederimde. Araba servise gidince, tamire gidince o motoru mevcut kayınpederime vermek zorundayız. Çünkü restoranda alışverişiymiş, o su bu su koşturuyor, motor lazım. Onu ona bırakacak. Kendisi bisikletle git gel yapacak. Ben de bu sefer vasıtasız kaldım. Bugün de motorcu aradım. Motorcu iki gün daha sorunlar çıktı. İki gün daha müsaade edin dedi. Artık yürüyerek gider gelirim. Yoksa annemin motorunu alırım. İki gün idare edip bakarız duruma göre. Yani keyifsiz durumlar. Yine de hayırlısı diyelim. Ne yapalım? Şükredelim. İsyan etmeyeceğim. Her şeyin hayırlısı. Yemek derdim de yok. Çok şükür onu da hallettim. Şu beyleri de doyurdum sayılır. Aras yemedi ama yer birazdan acıkınca. En azından hazır bir yemeğim duruyor. Şu şişler kayınvalideme gidecek. Bir tane mangaldan kalan şişler. Sobamda öyle şey olacak yani. Neyse. Şimdi süpürgeyi alacağım. Süpürgeyle yapacağım, yıkayacağım güzelce her yeri. Biraz da deterjan çıkarayım, dökeyim. Çok köpük yapmayacağım ama aşırı durulamayacak kadar değil de. Şunları bir kaldıralım. Ayağımızın altında. Bunlar ağır, bunlar artık ellemeyeceğim. Güneş battı.
Ben evde kayınvalidemin internetini de denedim. Kendi mobilimi de denedim. Benim evin interneti zaten berbat durumda. Dünden beri yarınki size paylaşacağım, yani daha doğrusu sizin bundan bir gün önce izlemiş olduğunuz videoları yetiştiremedim. Video yüklemedi. Bir tanesini tam yükler gibi oldu. Geri yükleme hatası dedi. Silmek zorunda kaldım. Ne yapıyorum? Aşağıya doğru yürüyorum, Yusuf'un dükkanına doğru. Eğer scooter falan da bulabilirsem tekrar deneyeceğim. Scooter'la en azından hızlıca daha iyi çeken mobil internetim var. Ama benim evde baz istasyonu yakınlarda olmadığı için çok iyi çekmiyor. Hemen hızlıca şu elbisemi giydim ve çıktım. Terası yıkadım. Biraz kayınvalidemin yanında oturdum. Orada internete girmeye çalıştım. Orada denedim. Yüklemeye çalıştım. Olmuyor. Yarına videom yok yani. Yüklenmiş videom yok. Şimdi aşağı doğru yürüyorum. Mahalledeyim, daha çıkmadım. Serinlik çöktü, iyi oldu bir yandan da. Şimdi Yusuf'un da zaten bugün herhalde vasıtası yok. Büyük ihtimal yürüyerek beraber geri döneriz. Ama saat 10-11 gibi geliyor. O saate kadar orada kalır mıyım, dışarıda kalır mıyım hiç bilmiyorum. Tamamen spontane gelişti. Yani şu durumda vasıtanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Şu güllerin güzelliğini size göstermem lazım renk olarak. Bakar mısınız? Ya şeyli böyle, çift renk gibi. Sadece bir ruj sürdüm ve hemen çıktım. Çöpler vardı evde, onları attım. Yürüyorum. Mobil internetim var ama şarjım da az. %30. Onu da şeye aldım. Pil şeyini, düşük pil seviyesini aldım. Düşük pil seviyesiyle en azından birkaç saat idare eder. Aysel teyze, iyi akşamlar. Öyle yani, motorsuz, vasıtasız şu hallere kaldığımıza inanamıyorum. Benim motorum şurada yapılıyor bu arada. Mahallenin hemen çıkışında yukarıda bir motorcu var. Oraya ilk defa getirdim. Adam bugün diyor ki, ben diyor genelde diyor en fazla 3-4 bin motorları yapar teslim ederim. Bu motor beni de çok uğraştırdı, çok zamanımı aldı diyor. Size de diyor artık bir kere bayan olduğunuz için söz verdim, çalışıyormuşsunuz. Hani ben de anlattım tabii ki, çalışıyorum. Hızlandırabilirseniz çok iyi olur. Çünkü vasıtasız zor oluyor işe gitmem falan. Böyle bir şanssızlık. Kara bulut gibi. Bugün bir de böyle arabanın bozulması. Yusuf'un motorunu kayınpederime, yani daha doğrusu kayınpederimin motoruydu zaten. Yusuf binsin diye veriyordu. Kayınpederim arabası olmayınca mecbur motor aldı. Yusuf vasıtasız kaldı. Ben böyleyim zaten bir haftadır. Gene de hayırlısı diyorum, sabrediyorum. Bu da geçecektir. Elbette ki hep kalıcı bir süre değil. Şimdi ben şu çocuk parkına, mahallenin girişine geldim. Buralarda bir yerde GEZ uygulamasını açıp scooter'ı bulmam lazım. O navigasyonu gösteriyor. Birazcık bakiye yükledim kartımdan. Geçenlerde neden beceremedik bilmiyorum. Yarım saat uğraştık. Çok da strese girdim açıkçası. Şimdi bir tık daha tekrar deneyeceğim. Sanki bakiye o zaman yoktu. Kredi kartla tanımı değildi falan gibi düşünüyorum. Tekrar deneyeceğim. Eğer scooter bulabilirsem hızlı bir şekilde sahile gideceğim. Sahildeki internet çok çok daha full hızlı. Yani 30-40 saniyede hemen 4 tane videom var yüklenmesi gereken. Onların hepsini 40 saniyede 1 dakikada yüklerim. Geri dönerken de gene scooter'a binerim. Dakikası 5 liraymış bu arada. 5 artı bir şey. Yani Akdeniz bölgesinde, sizin oralarda bulunduğunuz yerlerde scooter'ın dakikalık fiyatı ne bilmiyorum. Ben scooter'la sadece ulaşımı sağlayacağım. Gezi yapmayacağım için git gel taksi ücretinden çok çok daha aşağıya olur. Vasıtasız kalınca işte bu hallere düştük. Yusuf da yazıyor bir yandan. Yusuf'a da söyleyeyim. Onun da müşterisi vardı. Daha bilmiyor dışarıya çıktığım şey internet için. Şuradan markete girip kendime içecek bir şey alsam kötü mü olur? Hiç de kötü olmaz. Yani durum öyle. Şarjımı da çok harcamak istemiyorum. Aras gelmek istemedi. Yorgunum dedi. Ayağımı stopladı dedi falan filan. O kaldı yani evde. Kayınvalideme tembihledim. Tamam kızım, sen git işini hallet dedi. Ah motoru. Üç tekerli motor gördükçe içim cız ediyor. Hayırlısı ya. Gene isyan etmeyeceğim. Çok şükür halimize. Ayaklarımız başı yürüyecek. Ben geldim daha doğrusu. 3 videomu yükledim. Bir tanesi yükleniyor. Şimdi Yusuf'un hızlı internetine bağlandım. Onunki bir de Turkcell. Full. Aşkım ben gelmişken bana bir cilt maskesi yap. Saç maskesi bir şey yap ya. Vallahi yapar mısın? Tamam. Uyguladığımız ürünleri ve ne yaptığımızı söyleyeceğim size. Şimdi birazcık şarjım da olsun. Telefonda şarj yok. Dışarısı ışıl ışıl gezinenler var. Yusuf çok yorulmuş bugün Antalya'dan sonra. Gelsene biraz konuşalım. Neyse, maske yaparken konuşuruz. Saç maskesi de yaptıracağım. Bir bakıma gir, sokayım kendimi. Hem de hareket gözüksün aşkım.
çok moralsiz. Çok sıcakta beklemişler. Aras çok yorulmuş. Aras ayakları su toplamış. Gelmeyeceğim ben dedim. Ben 8'i 6 geçe çıktım. 26 dakikada buraya yürümüşüm. Yolda skuter gördüm ama Yusuf dedi ki gel dedi dönerken skuter'a bineriz dedi. Zaten nerede gördüm biliyor musun? Şu terk edilmiş Naturland Otel var ya, orada gördüm skuter'ı. Dedim neyse Nigoş, yürü şuradan şuraya, gerek yok. Ama giderken belki skuter'la gidebiliriz, vasıtamız yok artık. Şimdi uygulayacağımız ürün saç maskesi Agiva'dan, şöyle kokonatlı. Bunu saçı uygulayıp 20 dakika yarım saat bekleyip güzelce durulayacağız ve boş durur muyuz cilt maskesi de yapacağız tabii ki. Şöyle bir Blackberry yüz maskesi var. Aydınlatıcı peelingmiş aslında. Bunu da bekleteceğiz ama ne kadarmış? 2-3 dakika. Bu çok fazla değil. 2-3 dakika beklet diyor. Hadi sana bırakıyorum. Becerikli ellerin her şeyi. Önce saçı yapalım. Saç bekleyene kadar da o esnada yüzümüzü hallederiz. Şefim her şeyi halletti, geçti kenara. Şimdi önce yüz yıkanacak çünkü peeling. Bu maskeleymiş bu arada, peeling. Peeling'i böyle ova ova elimi ıslatıp şey yaptım, uyguladım. Şimdi durulamaya geçeceğim. Sonra da saçlarımı Yusuf yıkayacak ama daha 20 dakika geçmedi. 10 dakika ya geçti ya geçmedi. Çok korkunç gözüküyorum biliyorum ama. Gelen geçen turistler kafasını uzatıp bakıyorlar. Burada bayan mı vardı? Berber, normalde bir erkek berberi gibi görünüyor ya. Geçen turistler de bakıyor, kadın burada bakımı yaptırıyor, bayan kuaförü mü yoksa falan diye. Ben de Yusuf'a diyorum, Yusuf'cum arada ben sana geleyim, bakımlar yaptırayım, dışarıdan müşteri çekeriz en azından. Yusuf kulağıma yırtacaktı tararken, küpeme takıldı şu sarkan küpeye. Bunu da çok seviyorum ya. Kullanımı birazcık zor ama çok şık duruyor. Neyse, dediğim gibi önce peelingimi yıkayacağım ova ova, sonra Yusuf saçımı yıkayacak. Kurutmaya gerek yok zaten, hava sıcak. Planladığımız gibi skuterla gidersek iyice zaten püfür püfür sön etkisi olur, kurur.